Geçmişte Yunanlı sanatçılar 1/7, 1/8 gibi böyle bir takım oranlar dile getirmişler. Bunlar heykeltıraş. Klasik Yunan'ın değerli heykeltıraşları. Bir tanesi Polisletos, bir tanesi Litikos gibi iki tane heykeltıraş. İnsan 8 tane kafa yüksekliğinden oluşur demiş. Şimdi oranlayalım. Arkadaşlar Kübra'nın kafasını şöyle bir ele alın, tamam mı? Şöyle çekin. Oranlıyorsunuz. Kübra'nın boyu kendi kafasıyla 8 tane kafadan ya da 7 tane kafadan oluşur. Anladınız mı? Yani ergin bir insan, ki siz yaş olarak ergin insanlarsınız. Bir insan 7 tane veya 8 tane kafadan yeter ki çizim. Şimdi arkadaşlar, bunu kağıdınıza göre oranlayacaksınız. Ben kağıdı bilerek yatay tuttum, böyle göresiniz diye. Şimdi bakın Kübra'nın arkadaşlar ne yapıyorum? Ben ilk önce başını çiziyorum. Bu desende arkadaşlar kaş, göz, burun, ağız, diş, kulak, küpe hiç önemli değil. İlk önce ne yapacaksınız? Duruşu vereceksiniz. Fiziki duruşu vereceksiniz. Al bu Kübra'nın arkadaşlar neyse kafatası. Ondan sonra konuşmadan dinle. Ondan sonra arkadaşlar bakın böyle bir tişörtüyle çenesinin altında bir boyun kısmı var. Bu boyun kısmı ben bakıyorum çenesiyle tepesi arasındaki mesafe ile hemen hemen aynı. Yani bir baş gibi de burada ne var, değil mi? Bir baş yüksekliği de hemen hemen burada var. Şuradan şöyle tişörtü dönecek. Ondan sonra arkadaşlar güzel sırıtıyor yalnız ha. Ondan sonra biraz önce kollarını aç demiştim. Yere paraleldi ama gitgide açı düşüyor. Tamam, değiştirme artık. Şöyle arkadaşım, kolları var. Kollarının olduğu yeri pas geçiyorum. Şimdi omuzlarının olduğu yer arkadaşlar, şöyle eklemi göstermek için bir yuvarlak çiziyorum. Bu çizdiğim yuvarlak burada bir eklem olduğunu gösteriyor. Ve bu yuvarlığı arkadaşlar kafa gibi de çizmiyorum. Yani onu hissedeceksiniz. Ne kadar büyüklükte bir hacim kaplıyorsa o şey, eklem. Onu burada ne yapıyorsunuz? Gösteriyorsunuz. Şimdi kolalar yana doğru gittiği için ben pas geçiyorum onu. Aslında bunun yeleğini çıkartsaydım. Hadi sen bir yeleğini çıkart da daha belli olsun. Yarasa gibi gözüküyor öbür türlü. Heh. At onu kenara. Aynı pozisyonu alıyorsun şimdi. Heh. Bir şey değişmedi ama. Giyinik olduğu için mecburen böyle yapıyoruz arkadaşlar. Heh. Evet. Şuralardan iniyoruz. Biraz daha daraldı değil mi? Şöyle geliyor. Ondan sonra bakın bu ne, tunik mi diyorlar buna, ne diyorlarsa. Tişört mü? Entari. Bunu da ne yaptık? Bakın bedeniyle oranladım ben. Şimdi bunun kafası 1, 2, 3, 4 tane kafadan oluşuyor. Yani şeyi, bedeni. 1, 2, 3, 4. Değil mi? O orana geldi. Ondan sonra bakıyorsunuz. Kalçalar birazcık geniş, dizlere doğru daralıyor. Dizlere doğru bir, içeriye doğru bir açı ne yapmış, girmiş şöyle, değil mi? Ondan sonra şuraları dizlerin olduğu yer. Buraya da yine omuzlardaki gibi ne yapıyorum? Eklemin olduğu yeri belirtmek için, ki dizler de, ikisi de hemen hemen değil, ikisi de aynı hizada, değil mi? Aynı çizgi üzerine yerleştirdim onları. Sonra bu eklemin olduğu yerden birazcık dışarıya doğru taşıyor. Bak her insanın bacak yapısı da değişiktir. Mesela bu arkadaş benim bacak yapımdan aynı. X bacak. Bak bakıyorsunuz aşağıdan ortada toplanıyorsa tekrar yukarıya doğru açılıyor. Futbolcuların bacakları da böyledir. Değil mi? Buna X bacak diyorlar böyle. Bir de bunun tam tersi olanlar var. Parantez veya O diyorlar. Onlar da böyle durur. Seninki de X. Efendim? Normal olan şey bacak. Onlara manken bacağı mı diyorlar, ne diyorlar artık bilmiyorum. Hocam dedem bacağı da bunu bakmadım vallahi, alıcı gözden bakmamışım. Şimdi bakın şu diz kapakları arkadaşlar birbirine yakın, ondan sonra ne oluyor, uzaklaşıyor birbirinden, görüyor musunuz? Bundan birbirine uzaklaşıyor, sonra tekrar böyle bir baldır şişkinliği var içe dönük. Ondan sonra sonra tekrar bileğe doğru ne yapıyor? Daralıyor. Ve yine dizlerde yaptığımız prensibi buralarda da yapabiliriz. Ayak bileğinin olduğu yerlere ne yapıyoruz? O bileği, yani oradaki eklemi göstermek amacıyla birer yumru yapıyoruz. Ve en son olarak
ayak tabanlarının yerle birleştiği noktayı ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Hocam ayağı çizer misin? Ona çok. Neyi? Ayağı yani. Biz bize doğru dönük olduğu için şöyle gösteriyoruz şu anda. Şimdi gelelim kollara. Şimdi bir kolunu bedenine yapıştır bakayım. Normalde ergin bir insanın arkadaşlar hazır ol vaziyetindeyken parmak uçları kalçasıyla diz kapağının tam ortasındadır. Tamam mı? Normal bir ergin insanın hazır ol vaziyetindeki halinde parmak uçları diz kapağıyla kalçasının tam ucundadır. Yıldırım Beyazıt Han'ın arkadaşlar bu parmak ucu dizine kadar geliyormuş tamam. Değil mi? Niçin? Çünkü o 35 kilo 40 kilo kılıç sallaya sallaya gençliğinden itibaren tamam, kolları uzamış. Şimdi isterseniz kolun bir tanesini şey yapalım, kapalı yapalım. Bir tanesini açık yapalım diyeceğim ama bu sefer omuzun hareketi değiştiğinden dolayı zorluk çekeceğiz. Bak kapalı olan kolunun omuzu aşağıya düştü. Diğer kol yukarıda görüyorsunuz değil mi? Omuz. Sen yine aç bakalım onları. Evet. Bakın şimdi burada böyle bir pergel yapıyorum. Şurası neresi? Birinci dönemden hatırlayın. Eklem yani merkez. Değil mi? Kolun çıktığı merkez. Dedim ki normal bir erişkin insanın kolunun parmaklarının ucu diz kapağıyla kalçanın tam ortasına geldi dedim. Bakın şimdi ne yapıyorum? Ölçü alıyorum kendimce. Kalemimin ucu. Şurası da merkez. Çeviriyorum. Demek ki benim parmak ucum nerede? Şurada açık. Değil mi? Wow. Açık. Hemen ne yapıyoruz? Burası parmak ucu. Şurası bilek. Efendime söyleyeyim. Şurası dirsek. Burası da kol. Yani şurada şöyle kıyafetler var. Onu da unutmayalım. Evet. Aynı sistemi burada da yapıyoruz. Şuradan kendime bir ölçü alayım. Merkezimiz burası. Çevirdim. İşte parmak ucumuzun hocam, burası. Gözle geliyor de ölçülebiliyor burası. Mu hocam? Tabii gözle de ölçülür o. Ya da sen kendin ne yapacaksın? Oranlayacaksın. Böyle bir açtığımız zaman işte şeyin parmak uçları oraya geliyor diyeceksin. Şurası dirseğimiz. Burası bileğimiz. Şurası bileğimiz. Burası da el ucumuz. İşte arkadaşlar normal şartlarda arkadaşımızın şekli bu. Ondan sonra ne yapıyoruz? İnce ayrıntıya geçiyoruz. Biz şimdi fiziki olarak tamamladık. Kalçadan aşağıya doğru pek bir şey yok. Arkadaşınız zaten böyle tayt gibi bir şey giymiş. Bedeni çok rahat bir şekilde belli oluyor. Üst tarafında ise arkadaşlar küçük küçük dalgalanma hareketleri var. İşte bu tişörtünün alt tarafı böyle kavisli. Ve üst tarafı yukarıya doğru birazcık daralıyor. Şöyle oluyor. Ondan sonra omuzundan şöyle göğsünün ortasına doğru bir işte kıvrım var. Drapeli deniyor ona. Değil mi? Ondan sonra şurası yakamız. Şurada bir siyah tişört çıkıntısı var. Değil mi? Ondan sonra yoruldu değil mi kollarım? Bitiriyoruz. Saçları toplu olduğu için de kafaya çok müdahale etmiyoruz ama şurada şöyle bir kuyruk gibi bir şey var. Değil mi? Evet. Arkadaşlar görüntüsü bu. Şimdi ölçelim. Ölçelim bakın. Bu kafanın uzunluğu. Gördünüz mü? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5-8 arası olmuş. Gördünüz mü? 8. Ne dediydik? 1 bölü 7, 1 bölü 8. Hayır patron. Ben bu sınavda sonunda bakarsın. Thank you. İş bittiğinde de ne yapıyorsunuz böyle? İmza atıyorsunuz. İmza atıyorsunuz. FIFA attım. Böyle. Hocam ya biraz gezimi verdik birleştirsin. Aa. Şey.